Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 26 Ekim 1 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar yine enerjisi yüksek bir haftadayız. Hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek. Önce balık ardından koç daha sonra boğa burcunda ilerleyecek. Ve 31 Ekim'de hafta sonu boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Bu süreçte tabii ki ayın enerjisi üzerimize daha güçlü bir şekilde tesir edecek. Hem ruhsal hem bedensel olarak daha hassas kırılgan bir dönemde olabiliriz. Hafta genelinde baktığımızda hafta başından itibaren özellikle aileniz, yakın çevre ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konular, günlük hayatınızın detayları, işiniz, gücünüz biraz daha mercek altında olacak diyebiliriz. Bu hafta 28 Ekim'le beraber Merkür Akrep burcundaki retrosundan çıkıp Terazi burcunda gerilemeye başlıyor. 3 Kasım'a kadar yaklaşık 6 gün Merkür Terazi burcunda gerileyecek sizin 11. evinizde gerileyecek. Bu dönemde biraz daha hani sosyal hayatınız, arkadaşlarla ilişkileriniz veya üzerinde çalıştığınız projelerde bazı sorgulamalar yapabilirsiniz. En azından önümüzdeki haftaya kadar çok önemli kararlar vermemek gerekiyor. Özellikle ilişkilerle ilgili anlamda veya birlikte yapılan her türlü işbirliğinde birliğinde Merkür Retrosu bunları gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Yeni kararlar vermek yerine biraz belki süre gelen konuları değerlendirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Bununla beraber 28 Ekim'de Venüs Terazi burcuna geçiyor. Venüs Terazi burcunda yöneticidir ve çok güçlüdür. 11. evinizde olacak. 21 Kasım'a kadar bu da aslında çok şanslı bir gezegen geçişi. Hem maddi konular anlamında hani işinizden, kariyerinizden gelecek kazançlar anlamında olumlu olacaktır hem projeleriniz için destekleyeceğim sosyal hayatınızda daha hoş tesirler yapabilir bu dönemde Merkürün de 23 Kasım'da düzenmesiyle beraber Terazi burcunda ilerlemesiyle beraber. Aslında Venüs ve Merkür burada sizin 11. ev konularınızı daha iyi çalıştırmaya başlayacak. Hani daha rahat sosyalleşeceksiniz. Daha rahat bazı projelerinizle ilgileneceksiniz. Fırsatlarla, maddi fırsatlarla da daha olumlu bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Ve hafta sonu Güneş-Uranüs karşıtlığı etkinleşiyor. Sert ve güçlü bir açı. Ve bu enerji altında yine 31 Ekim'de Boğa Burcu'nun 8 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Stresli bir dolunay Uranüs'te birleştiği için sevgili yaylar 6. evinizde meydana geliyor. Biraz beklenmeyeni bekleyebileceğimiz bir dolunay açıkçası günlük hayatınız, iş hayatınızla ilgili belki beraber çalıştığınız kişilerle olan dinamiklerde ya da genel sağlığınızla ilgili konularda stresler oluşabilir. Öncelikle sağlığa bir dikkat etmek gerekiyor. Kronik sorunlarınız varsa ki bu bir tansiyon sorunu olabilir, nörolojik bir problem olabilir veya hani kronik bir hormonal sorun olabilir. Uranüs, dolunay bu kronik problemleri daha fazla gündemimize getirebilir. Evcil hayvanlarımız ve onlarla ilgili konular aktifleşebilir. Belki sürpriz bir şekilde bir evcil hayvan edineceksiniz. Ya da iş hayatınızda, mesleki hayatınızda ilginç bir konu gündeme gelecek bir anda... Ee, yeni bir adım atacaksınız meslekle ilgili ya da çalışma düzeninizde günlük hayatınızın genel düzeninde bazı değişimler yapacaksınız. Daha bireysel bir işe başlayabilirsiniz örneğin ya da çalışma şartlarınızı özgürleştireceksiniz örneğin. Yani tüm bunlar bu dolunayla beraber gündemimize gelebilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.